U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli Atatürk Spor Salonu'ndan yeniden herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Elif Ünal. Çeyrek final karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. Günün ikinci karşılaşmasındayız. İlk karşılaşma oldukça heyecanlı bir derbiye sahne olmuştu. Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle açılışı yaptık ve Galatasaray adını yarı finale yazdıran ilk ekip oldu. Şu anda da BOTAŞ Levent Spor karşılaşması oynanacak ve adını yarı finale yazdıran ikinci ekibi belli edeceğiz. İsterseniz gelin kadrolara bakalım, ardından da size şöyle bir günü özetleyelim. BOTAŞ'ta 0 Ela Öztürk, 1 Sudenaz Bal, 3 Tuana Kulak, 5 Ela Aydoğan, 8 Hazal Latife Çimenci, 11 Defne Çınar, 12 Yusra Tunç, 14 Begüm Demir, 17 Kaptan Şeyma Nur Asya Yaşa, 18 Ilgın Su Köse, 20 Nazlı Usanmaz ve 33 Mina Berber. Levent Spor'da ise 1 Dilara Sarıkaya, 4 Çisem Cüneyt, 5 Dilem Erginay, 6 Didem Erginay, 7 Günay Akgür, 8 Tara Bay, 11 Nehir Aktaşlı, 12 Fehime Malgıt, 13 Ernestine, 15 Kaptan Cemaliye Tüysüz, 27 Fatma Kılıç ve 77 Beren Ögen. Takım kadroları da bu şekilde. BOTAŞ D grubunu lider olarak tamamladı ve adını doğrudan çeyrek finale yazdırmayı başardı. Sevgili izleyenler, Levent Spor ise dün ikinci tur karşılaşmasında Mersin Yenişehir Belediye'yi 92-42 yenerek adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Baktığımız zaman grup aşamaları ve devamında çeyrek finalde durumlar nasıl? B grubundan Nesibe Aydın ve C grubundan Fenerbahçe adını doğrudan çeyrek finale yazdırmıştı. A grubundan ise TED Ankara Kolejliler, D grubundan ise BOTAŞ. Baktığımız zaman ama şöyle bir durum var çeyrek finalde. A grubundan 3 ekip çeyrek finalde şu anda. TED Ankara Kolejliler, Galatasaray ve Levent Spor. D grubunda da yine 3 ekip var. BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi ve Emlak Konut. B ve C grubunda Nesibe Aydın ve Fenerbahçe sadece çeyrek finale çıkmayı başarmıştı. Baktığımız zaman şu anda Fenerbahçe Galatasaray'a mağlup oldu ve klasman karşılaşması oynayacak. Galatasaray ise yarı finaldeki rakibini bekleyecek. Galatasaray'ın rakibi bundan sonraki karşılaşmada 15.30'daki karşılaşmayla belli olacak. O karşılaşmada TED Ankara Kolejler Emlak Konut mücadelesi. 17.45'te ise Nesibe Aydın Çankaya Üniversitesi karşılaşmasının galibiyle bu maçın galibi eşleşecek. Yani yarı final ve klasman eşleşmelerimiz bu şekilde belli olacak karşılaşmalarda. Şu anda artık her iki takımın da sahaya gelmesini bekliyoruz. Bakalım taraflar sahaya geldiğinde nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz. BOTAŞ takımı U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Çankaya Üniversitesi'ni mağlup ederek şampiyon olmayı başarmışlardı. U16 grubunda yaş kategorisinde bakalım neler yapacaklar. Şu anda tabii bir de şu bilgiyi de vermemiz gerekecek. Levent Spor takımının birçok oyuncusu U14 yaş kategorisinde de Çanakkale'de forma terlettiler. BOTAŞ takımından da elbette gördüğümüz, tanıdığımız U14 takımından isimler var. Artık her iki takım da sahadalar. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Ekranları başındaki izleyicilere de keyifli seyirler. Umarım sakatlık olmadan keyifli, güzel bir karşılaşma yine sizlerle birlikte gerekli bölümlerde de heyecanla sahne olan kısımlarda geride bırakmış olacağız. Günün ilk mücadelesinden bizler oldukça keyif aldık. Heyecanlı bir karşılaşmayı, derbiyi geride bıraktık. Umarız bu karşılaşmada yine günün ilk karşılaşması gibi heyecanlı dorukta fair play çerçevesinde geçen bir mücadele olacak. Hava atışı ile birlikte mücadele başlayacak sevgili izleyenler. İsterseniz şöyle bir ilk beşlere bakalım. BOTAŞ'ın beşi Sudenaz Bal, Hazal Latife Çimenci, Defne Çınar, Begüm Demir ve Mina Berber. Levent Spor'da ise Güney Akgür, Rehir Aktaşlı, Ernestine, Cemaliye Tüysüz ve Beren Ögen beşiyle sahadalar sevgili izleyenler. Ama şu anda henüz karşılaşmamız başlamadı çünkü bir sıkıntı söz konusu olduğundan mütevellit oyuncular da tekrar
ısınıyorlar. Bu sıkıntı giderilmesinin ardından karşılaşma başlayacak. Bizler de bu sıkıntının giderilmesini bekliyoruz. Bugün Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasının 3. çeyreğinde de 1 dakika 1 saniye kala salonun ışıkları gitmiş ve ışıkların gelmesini beklemiştik. Bu sıkıntıyı yaşamıştık. Şu anda da tam olarak problemin ne olduğunu sizlere bildirememekle birlikte biz de karşılaşmanın başlamasını bekliyoruz. Oyuncular da tekrar ısınıyorlar. Şimdi bir de şöyle bir durum söz konusu. Ben maçı anlatırken ve aktarırken tabii benim mikrofonumdan cızırtı geliyor gibi sizlere duyuluyor da olabilir. Aslında bu cızırtı bizden kaynaklı değil. Salonda bu karşılaşma öncesinde bir cızırtı sesi başlamıştı. Ve bundan ötürü de şu anda sizlere belki de bu ses geliyor olabilir. Bizden kaynaklı bir sıkıntı olmadığını belirtelim. Salonda bugün teknik aksaklıklar başladığı bir günde devamı da geldi. Haliyle bizler de bu sıkıntıyı yaşamaya devam ediyoruz. Sorunun bizden olmadığını bir kez daha izleyicilerimize de aktarmış olalım. Şu anda scoreboardla ilgili de sıkıntıların giderilmesinin ardından sanırım karşılaşmada başlıyor olacak. Oyuncular da şu anda bu bölümde oyun başlamayınca ısınmaya devam ediyorlar. Günün ilk karşılaşması oldukça heyecanlı demiştik. Bu karşılaşma Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesiydi. Galatasaray rakibini 73-61 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Tedan Karakolejler Emlak Konut galibiyle de eşleşecekler. Şu anda onların rakibi 15.30'daki seansla belli olacak. BOTAŞ-Levent Spor maçının galibi ise Nesip Aydın Çankaya Üniversitesi'nin galibiyle eşleşecek. Baktığımız zaman günün son karşılaşması 17.45'te yine bir derbiye sahne olacak. Bu kez Ankara ekipleri var. Nesip Aydın ve Çankaya Üniversitesi. Baktığımız zaman erkeklerde bir Bursa takımlarının damga vurduğu yaş kategorilerini takip ediyoruz erkeklerde. Kadınlardaysa birazcık daha Ankara ekiplerinin damga vurduğu bölümler oluyor diyebiliriz. U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda bu böyle olmuştu. Finalin adı BOTAŞ Çankaya Üniversitesi'ydi. U14 yaş kategorisinde kupa Ankara'ya gitmişti. BOTAŞ'ın kazanmasıyla birlikte de tamamlamıştık o şampiyonayı. Şu anda da toplamda çeyrek finale baktığımız zaman TED Ankara Kolejler, Nesip Aydın ve Çankaya Üniversitesi 3 ve BOTAŞ'la birlikte de 4 Ankara ekibi yer alıyor. Levent Spor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ekibimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Emlak Konut'ta İstanbul'dan katılıyorlar. Şu anda sıkıntının giderilmesiyle birlikte mücadelenin bizlerde başlamasını beklerken sizlere de böyle bir özeti geçtik. Bir de şöyle bir durum söz konusu sevgili izleyenler. Eğer saat 15.30'da oynanacak TED Ankara Kolejler Emlak Konut maçını TED Ankara Kolejler kazanırsa Galatasaray A grubunu ikinci tamamlamıştı. TED Ankara Kolejler lider tamamlamıştı. Yine bir eşleşme aynı gruptan söz konusu olacak. Emlak Konut'un kazanması halindeyse işler normal seyrinde devam edecek. BOTAŞ Levent Spor maçının galibine de şöyle bir bakacak olursak Nesip Aydın Çankaya Üniversitesi'nin maçının galibiyle eşleşeceğini sizlere belirtmiştik. Onlar yani farklı gruptan bir eşleşme yaşayacaklar. Dün özellikle tabii biz çeyrek final aşamasına kadar sadece dün yayınlarımıza başladık. Dün de ikinci tur karşılaşmasıyla birlikte ekiplerin maçlarını seyretmeye başladık desek yeridir. Bu bölümde de bizler Levent Spor maçını anlattık ikinci turda ve Levent Spor'da dün Günay ve Beren'in özellikle takıma katkısı oldukça yüksekti. Ve 92-42'de Mersin Yenişehir Belediye'ye 50 fark atarak gelmesini sağladığı bölümde bu iki isim etkili olmuşlardı. Bakalım o taşı da çeyrek finale birlikte ilk kez ekranlarınıza getireceğiz.
taraflar bizleri neler seyrettirecek. Şimdi artık tarafların ısınmasına doğru sizleri bırakıyorum. Ardından umarım sıkıntı giderilmesiyle sizlerle birlikteyiz.
Sevgili izleyenler, artık sıkıntının giderilmesiyle birlikte yeniden sizlerle birlikteyiz. Hala o cızırtı sesinin gitmediğini belirteyim ama sanırım masa hakemlerinin bir sıkıntı söz konusu. Bu sıkıntı giderildi ama henüz bu cızırtı sesi gitmedi salondaki. Bu cızırtı sesinin mikrofondan ya da bizden kaynaklı olmadığını izleyicilerimize bir kez daha hatırlatarak artık sahaya doğru odaklanıyoruz bizler. Hava atışıyla birlikte mücadele başlayacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Ekranları başındaki izleyicilere de keyifli seyirler. Umarım sakatlık olmadan keyifli bir karşılaşmayı geride bırakacağız sizlerle birlikte. BOTAŞ'ın beşi Su, Denaz, Hazal, Latife, Defne, Begüm ve Mina. Hava atışıyla birlikte mücadele başladı. İlk atak BOTAŞ. Mina, sayı geldi BOTAŞ'tan. Levent Spor'daysa Günay, Nehir, Ernestine, Cemaliye ve Beren. Beşiyle sahadalar şu anda da BOTAŞ'ın atağını takip ediyor olacağız sizlerle birlikte. BOTAŞ'a karşı Levent Spor'un atağı olacak. Son 9 saniyelik hücum süresi bu bölümde sevgili izleyenler. Kaptanı Cemaliye ile atışta isabet sağlayamadı Levent Spor. Üç sayılık atış geldi BOTAŞ'tan, Defne'den. 5-0'la başladı BOTAŞ. Günay. Savunmasında Hazal Latife vardı bu bölümde. Günay pasını aktardı Nehir'e. İki 11 numaranın mücadelesi vardı sevgili izleyenler. Defne ve Nehir'in bu bölümde ise faul yüdüğü çalındı. Karşılaşmanın bu da aynı zamanda ilk faul yüdüğü. Faulün ardından Nehir kenara geliyor ve 4 numaralı formasıyla Çisem Cüneyt oyunda. Bir kez daha söyleyelim. Levent Spor'daki birçok oyuncusu şu anda U14 takımı oyuncularının olduğunu. Atışta isabet gelmedi bu bölümde. Begüm'den, düzeltelim Defne'den. Karşı atakta Levent. Beren dün ekstra oynamıştı sevgili izleyenler. Günay ile birlikte. Günay. Savunmasında Begüm vardı. Onu geçti. Günay tek el atış isabetli değil. Kendi reboundunu aldı. Üst üste iki atış kaçtı. Şu anda BOTAŞ atakta. Hazal'la sayı geldi. Skor 7-0. 7-0'la başladı BOTAŞ, ardından da molayı aldırdı Levent Spor'a. Levent Spor molası, molanın ardından sizlerleyiz. Levent Spor molasının ardından yeniden sizlerle birlikte sevgili izleyenler. Karşılaşmaya BOTAŞ 7-0'la başladı ve bu 7-0'ın beraberinde ise Levent Spor'un molasını takip ettik. Şu anda karşılaşmada molanın ardından Levent Spor hücumda olacak Beren. Mina'nın savunması var Beren. Son 12 saniye. Günay. Beren'in perdelemesiyle Günay. 4 saniye, 3 saniye kendi gitti, atış kısa düştü. Mina ile birlikte atağı başlattı sevgili izleyenler BOTAŞ. Köşeden atışta isabet gelmedi Hazal'dan. Bir diğer köşeden atış. 11 numaralı formasıyla Defne Çınar.
Botaş 3 sayılık atışıyla Levanspor molasının ardından da skoru 10-0'a getirdi. İyi bir başlangıç yaptı Botaş Levanspor karşısında. Bir de top kaybı yaşandı. Defne pas, bitiriş ise Mina'da. 12-0. 3 dakikalık bölüme damga vurdu diyebiliriz Botaş için ve Günay atışta isabet yok. Son pozisyon Begüm'den çıktı ve hücumda olmaya devam ediyor Levanspor. Beren kenara geldi, 6 numaralı formasıyla Didem Erginay oyun alanında. Levanspor malosunun ardından 5 sayıda Botaş'tan gelmeye devam etti. Günay. Ernestine. Tekel atış isabetli. Levanspor'un ilk sayısı Ernestine'den geldi. 12-2 fark oldu. Hazal'ın pasında Mina. Atışta isabet gelmedi bu kez Hazal'dan. Didem. Cemali atış isabetli değil. Rebound almayı başardı. Levanspor atakta olmayarsa devam edecekler. Araya girdi Botaş, topu kazandı Mina ile. Mina peşine taktı 3 oyuncuyu Levanspor'dan ve bu bölümde ise atışta isabeti sağlayamadı. Günay. Hazal'ın savunmasında Günay bu bölümde sevgili izleyenler. Hücum süresinde olmasına 7 saniye kala atış. Pozisyonda ise faul var. Botaş'ın ilk faali oldu bu sevgili izleyenler. Faul yapan isim Begüm Demir Kent ve takımının birinci faali. Çisam kenara geldi ve Dilara da oyunda Levanspor'da. 6 numaralı formasıyla Didem Erginay da serbest atış noktasında. Didem ilk atış isabetli. Serbest atış noktasında sayı buldu. Levanspor aynı zamanda bu da Didem'in ilk sayısıydı. Atışlarda 2'de 2 geldi Didem'den. 12-4 oldu skor. Levanspor 7-0'da molayı almıştı ardından. 5 sayı daha gelmişti Botaş'tan. 12-0 olmuştu. Şimdi ise 12-4 atılan 3 sayılık atış isabeti değil. Rebound. Hazal'ın atışında da isabet yok. Son pozisyon kimden çıktı diye bakıyoruz. Pot altında Sudenaz'dan çıktı. Ernestine ile pot altından başladı sevgili izleyenler. Levanspor. Günay. Günay topu kaybetti. Bu bölümde aynı zamanda hatalı yürüme de yaptı. Mina Günay'ın savunmasında pasını aktardı Begüm. Ardından tekel atış isabeti değil Defne'den hücum devam ediyor Botaş için. Hazal. Yine atışta isabet yok 2 saniye kala ardından rebound ve sayı geldi. Sudenaz Bal'dan. 14-4 skor. İlk çeyrekte yolu yarıladığımızda belirtelim 4 dakika 35 saniyemiz var. Günay. Dilara. Günay. Süre biterken 3 sayılık atış isabeti değil. Ernestine pot altına rebound aldı ve sayıyı tamamladı. 4. sayısı oldu Ernestine'nin.
Hazal. Mina. Ernest'in savunması vardı. Hazal. Dilara'nın üstünden atış isabetli değil. Hücumu devam ediyor. 3 saniye kala atış. İsabetli. 2 sayılık atış geldi sevgili izleyenler. Bu bölümde Botaş skoru 16-6'ya getirdi. Sahanın en skoreri 6 sayıyla sevgili izleyenler. Defne Çınar olduğunu belirtelim. Botaş'ta. Dilara tekel atış isabetli değil. Ernestine aldı reboundu. El üstünden atış üst üste. Ernestine resmen potadan çıktı sevgili izleyenler. Mina. Atış kaçtı ama pozisyonda top Botaş'ta olmaya devam edecek. Pot altında Ela var Botaş'ta. Aynı zamanda sağda Levent Spor'da da değişiklikler söz konusu. Ela atışında isabet yok. Pozisyonda hücum süresi 9 saniye Botaş için devam ediyor. Mina. Köşeden atış. 3 sayılık atış geldi Mina'dan. 19-6. Mina karşılaşmada sevgili izleyenler üst üste sayılarını bulmaya devam ettiler. 7. sayısına ulaştı. O da şu anda sahanın en skoreri konumuna o oldu. 8 saniyede kendi yer alanından çıkamadı Levent Spor. Bu bölümde yeniden Botaş atak için pas yapacak. Onlar da rakip yer alanlarından kendi yer alanlarına geçtiler. Onlardan da hata geldi. Karşılıklı hatalar geldi. Hücum süresi 14 saniye başladı Levent Spor için. Veren. Günay. Nehir zor açıdan atış denedi. Orada belki de pası tercih edebilirdi Mina. Araya girdi. Beren top kazandı. Levent Spor Güney'e pasını aktardı. İkisi paslaştı ardından sayı geldi. Hızlı hücum. Doğru paslaşmalar sayıyı getirdi. Levent Spor'a 19-8 fark. 11. Yine 3 sayılık atış geldi sevgili izleyenler. Defne'yi henüz durduramadı. Levent Spor. 22-8. Karşılaşmada Defne'de 9 sayıya ulaştı. Günay pot altı hücum isabetli değil. Rebound mücadelesi kazandı Botaş. Mina fake'ini yaptı. Henüz atışını gerçekleştirmedi. Şimdi pası tercih etti. Köşeye döndüler. Botaş 3 sayılık atışta bu kez isabet yok. Şeyma Nur'dan kaptanın atışında isabet yok. Çisem 2 sayılık atışta isabet gelmedi. Ribandu aldı Botaş. Hızlı bir hücum daha gelecek gibi duruyor. Ela bu bölümde atış kaçtı ama faul. Faul yapan isim Çisem Cüneyt. Kendisinin bir takımının ikinci faulü. Nehir'in ardından Çisem de faul yaptı ve ikinci faaline ulaştı bu bölümde Levent Spor. İlk atış isabetli sevgili izleyenler Botaş'ta Ela Öztürk'ten. Aynı zamanda Ela da ilk sayısını karşılaşmada serbest atış noktasında buldu. Atışlarda 2'de 1 geldi. Rebound mücadelesi Ernestine ile alan tarafı oldu. Levent Spor. Nehir. Defne'nin üstünden bıraktı. Atışını isabetli değil.
Artık ilk çeyrekte sonlara doğru da geldiğimizi belirtelim. Son 35 saniyelik dilimdeyiz. Ela atış kaçtı. Ernestine aldı reboundu. Beren. Çıkardı köşeye. Nehir. 3 sayılık atış geldi. 23-11. 7-0'da Levent Spor molayı almıştı sevgili izleyenler. Ardından skor 12-0'a gelmiş. Devamında 12-4 yakalanmıştı. Şu anda 23-11 skor. 6 saniye 9 salise var. İlk çeyreğin tamamlanmasına. Beren. Son 3 saniye. Atış isabetli değil. Rebound ele aldı ve süre doldu. İlk çeyrek sonucu BOTAŞ 23, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Levantspor 11. Karşılaşmanın 12 farklı üstünlüğüyle birlikte BOTAŞ ilk çeyreği tamamladı. 2 dakikalık aradayız. Aranın ardından ikinci çeyrek sizlerleyiz. Armina Berber'in onu 4 sayıyla takip ediyor. 13 numaralı formayı terleten Ernest Tinem. İlk 3 bu şekilde sayı dağılımında. Bakalım çift taneli sayıya ulaşan ilk isim hangisi olacak? Ve ikinci çeyrek başladı, mücadelede Levenspor'un atağını takip edeceğiz. Beren. Ernest Tinem. Beren. 3 sayılık atış isabetli değil. Dün Beren ve Günay 3 sayılık atışları gerek serbest atış çizgisine geçmeleri ve 2 sayılık atışlarıyla ekstra bir performans sergilemişlerdi. Çizgi ihlali geldi bu bölümde BOTAŞ'tan. Günün ilk maçında Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Galatasaray rakibini yenerek adını yarı finale yazdıran ilk ekipti. Şu anda bakalım ikinci ekip kim olacak? Ama şunu da belirtelim. Bu maçın galibi Nesma Aydın Çankaya Üniversitesi maçının galibiyle eşleşecek. Ernestine. Beren. Hücum süresinde olmasa 5 saniye kala atış isabetli değil. Hazal. Uzun bir pas geldi bu bölümde kaptanına. Ardından savunmadaydı. Cemali'ye pasını verdi ama sayı gelmedi Günay'dan. Beren 3 sayılık atış kaçtı. Ela. Köşede Hazal. Pot altına pas. Atışta isabet gelmedi bu bölümde. Ilgın Su köşeden. Günay. Perdeleme var. Ernestine ardından pasla buluşmak istediği bölümde ise top kaybı yaşadı Levantspor. Pot altına inmeden Cemaliye'nin müdahalesi var. Hücum süresi 18 saniye devam ediyor. BOTAŞ için karşılaşmada henüz ikinci çeyrekte isabetli
atış izleyemedik. Pot altından Ela'nın pasıyla başladı Botaş takımı. Begüm orta mesafeli atış. Sayı buldu Botaş. İkinci çeyreğe de Begüm'ün sayısıyla giriş yaptılar. 25-11. Fark 14. Didem. Cemali'ye sırtı dönük aldı. Ardından pasını aktardı bu bölümde. Nehir Ela'nın üstünden atış isabetli değil. Pozisyonsa faul. Ela kendisi ve takımının birinci faulü ikinci çeyrekte. Zaten toplamda her iki takımda ikişer faul yaptılar. Toplam geçen sürede. İlk atış isabetli Levent Spor'da. Şimdi ikinci ve son atış kullanılacak. Atışlarda 2'de 1 geldi. Ribaundu almayı başardı Ilgın Sükköse. Ve atakta Botaş. Ela. Hazal. Ela çıkardı. 3 sayı atışta ise isabeti bulamadı Şeyma Nur Asya ile Botaş. Tek el atış Günay. Sayı geldi Levent Spor. 25-14'te farkı 11'e indirdi. Günay'da karşılaşmada ilk sayısını az önce buldu. Hazal. Atışta isabet yok. Savunmanın müdahalesi var. Pozisyonun devamı. Sayıyı getirdi Botaş'a kaptanı Şeyma Nur'la. Karşılaşmada Defne birazdan Botaş'ta bir kez daha oyunda olacak. Nehir. Savunmanın üstünden pasında Günay. Atışta isabet yok. Ela. Çıkar dışarı ardından. Orta mesafeli tek el atış. Begüm Demir bir kez daha sayıyı buldu. 29-14 ile farkı da 15'e çıkarmayı başardılar. Begüm de karşılaşmada 6. sayısına ulaştı. Günay. Savunmanın üstünden bırakmak istedi ama bu bölümde hata geldi. Aynı zamanda da karşılaşmanın hakeminin faul düdüğü var. Bir kez daha ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa şunu da belirtmiş olayım. Söz konusu bir cızırtı salonda söz konusu ve bizim mikrofonumuzdan ya da ekipmanımızdan kaynaklı değil. Salonda bulunan bir cızırtıdan kaynaklı. Eğer yayına ses gidiyorsa bunun da bilgisini vermiş olalım. Defne. Köşede Ela. 3 sayılık atışta isabet yok. ...24 saniyelik... hücumu başlıyor Levent Spor'un. Tarabayı da görüyoruz şu anda oyun alanında. Nehir. Günay. Adam adama savunma söz konusuydu. Günay tek el atış isabetli. 29-16 fark 13. Şeyma Nur çıkardı dışarı. 3 sayılık atışta Defne'den isabet yok. Rebound mücadelesi. Bir kez daha hücumda Botaş. Şeyma Nur kaptanın 3 sayılık atışında da isabet gelmedi. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye Mina. Onun da atışında isabet yok. Bu kez ribaundu aldı Günay ile birlikte Levent Spor. Atışta isabet yok. Pozisyonsa faul. 11 numaralı formasıyla Defne kendisinin
bir takımınınsa ikinci faulü. Faulün ardından Günay ilk atışı isabetli. 29-17. Günay'ın da karşılaşmada 5. sayısı oldu. Şunu da belirtmemiz gerekecek. Baktığımız zaman yaş grubunda çoğu oyuncusunun 14'ten olduğunu belirtmiştik. BOTAŞ'ta da var bu durum ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birazcık daha fazla bazı bölümlerinde bu farklar da ortaya çıkabilir. BOTAŞ sayı buldu. Ela ile bir de üstüne serbest atış noktasına geçecek. Cemaliyeti üstüne kendisinin bir takımın ikinci faulünü yapmasının ardından Ela atış kaçtı. Ernestine reboundu aldı. Bu kez araya girdi Defne, atış kaçtı Defne'den de. Günah. Nehir. Atışta isabet yok. Reboundu aldı Defne. 1-11 attı, diğer 11 ise reboundu aldı. Köşeye döndü Hazal. Atışta isabet yok Ernestine. Bugün ilk iki çeyrekte aldığı reboundlarla önemli hamleleri var. Kendisinin Günah'ya atışta isabet gelmedi ondan da. Hatalı yürüme geldi. Hücum Levent Spor'da olmaya devam edecek. ...31-17... ...14 farklı üstünlüğü BOTAŞ'ın devam ederken pot altından bu 5 saniye diliminde topu oyun alanına sokamadı. Ve bundan dolayı da top kaybı yaşandı. Ela. Defne. Orta mesafeli atış isabetli değil. Rebound. Cisem'le birlikte Levent Spor aldı. Beren. Hazal'ın savunması Beren. Pasıyla Günay. Son saniyede atış isabetli değil. Sürede oldu. Bu bölümde süreyi iyi değerlendiremedi. Verden pot altı hücum sayıyı getirdi. Bir kez daha BOTAŞ'a Sudenaz Balla. 33-17 fark giderek açılmaya devam ediyor karşılaşmada sevgili izleyenler. 33-19 düzeltelim. Günay'ın atışında isabet yok. Rebound aldı Sudenaz ve bir kez daha BOTAŞ'ın atağını takip ediyoruz. Ela tek el atış isabetli. 35. sayısını buldu BOTAŞ. İkinci çeyrekte 2 dakika 52 saniye kala. Mina Berber kendisinin ilk faul olduğunu belirtelim. Takımının ise 3. Bu bölümde 35-19 oldu skor. 2 dakika 43 saniye var. İkinci çeyrekteyiz. Henüz sahada çift taneli sayıya ulaşan olmadığını belirtelim. Ama kenardan giren oyuncularından da destek buldu BOTAŞ. Beren. Fatma'da oyun alanında bu bölümde. Levent Spor'da şimdi de pasla buluştu. Günay.
Beren 3 saniye 2 saniye Beren atış kısa düştü. Ardından da yine Botaş için hatalı yürüme çalındı. ...14 saniyelik hücum süresi pot altından Levenspor için devam edecek hücum. Cemaliye. Begüm'ün savunmasıyla paslaştı Fatma ile. Bu bölümde Fatma savunmanın üstünden atmayı tercih etti ama atışı kısa düştü. Mina. Tekel atış isabeti basket faul. 37-19 Botaş Mina ile birlikte sayıyı buldu. Bir de serbest atış noktasında olacak. Ernestine kendisinin bir takımının 3. faulünü yapmasının ardından Mina serbest atış noktasında karşılaşmada 9 sayısı var. Bu atışı kaçtı. Ernestine aldı reboundu. Henüz kendi yaralığından çıkışına izin vermedi Botaş. Ardından Ernestine ile atakta Levenspor atışında ise isabeti bulmadı. Ela uzun pas Mina. Savunmada Nehir var. Onun üstünden atış. Çok rahat bir pozisyon eşleşmesi oldu Mina için. Oradaki boy farkıyla da sayıyı buldu. 39-19 fark 20. Mücadelede 1 dakika 25 saniye var. İkinci çeyreğin tamamlanmasına. Ve fark. Karşılaşmada sevgili izleyenler 39-19 skor, fark 20 ve Levenspor molası. Molanın ardından sizlerleyiz. Levenspor molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada ikinci çeyrek 1 dakika 23 saniye var ve fark 20'ye de çıkınca hatalar yer yer beraberinde gelince üstledim. Molamız gelmişti. Bakalım molanın ardından neler yaşayacağız. Çift haneli sayıya ulaşan isim Mina Berber, 11 sayısı var. Botaş'ın 33 numarasının 19 sayıyla da takım arkadaşı Defne takip ediyor. 7 sayıda Günay'ın var. Günay tekel atış isabetli değil. Bu bölümde sevgili izleyenler 1 saniye 9 salise kala hücumda olmaya devam ediyor Levenspor. Pot altından Nehir atışta Ernestine kısa düştü. Ela orta mesafeli atış potada kaldı ama isabetli de bir atış gelemedi, bu yüzden potanın azizliğine uğradı Botaş. Şimdi o topun yeniden sahaya inmesiyle de karşılaşma 14 saniye kala Botaş için devam edecek. Ela. Beren'in savunması. Tuana'nın pası köşeden atış. Ela'dan sayıyla birlikte sevgili izleyenler molanın ardından da bu 3 sayılık atış farkı giderek açmaya devam ediyor Botaş. İkinci çeyreğin sonlarına doğru da Günay.
23 farklı üstünlüğü var Botaş'ın. 4 saniye kala atışta isabeti buldu. Levantspor 42-21 ile farkı 21'e indirdiler. Sonucum Botaş'ın olacak. Bakalım nasıl değerlendirecekler. Mina. Günay'ın savunması Mina. Son 7 saniye, 6 saniye. Tuana'nın atışında sevgili izleyenler şu anda topu kazandı. Levenspor Günay'ın elinden çıkarması gerekiyor. Süre biterken atış kısa düştü zaten. Ve bizler ikinci çeyreği de tamamladık. İkinci çeyrek sonucu Botaş 42. Levenspor 21. Yani baktığımız zaman sevgili izleyenler ikinci çeyrekte Levenspor 10 sayı üretebildi. Botaş takımı ise 19 sayı üreterek ikinci çeyreği tamamladı. Bizler de artık 15 dakikalık aradayız. İlk devreyi tamamlamamızın ardından ikinci devre ve üçüncü çeyrek başlayacak. 15 dakikalık aranın ardından üçüncü çeyrek hız kesmeden devam edeceğiz.
sevgili izleyenler, ilk devreyi tamamlamıştık. Artık 3. çeyrek sizlerle birlikteyiz. Baktığımız zaman BOTAŞ'ın oldukça etkili başladığı bir ilk çeyrek vardı. 7-0'la başladılar. Ardından Leventspor molası geldi. Devamında skor 12-0 oldu derken 12-4 yakalayarak maça Leventspor çok sonradan molalarla birlikte giriş yapmaya başlamıştı. Ve ilk çeyreği 23-11 ile BOTAŞ üstünlüğüyle geçti. İkinci çeyrek 42-21'i skor olarak tayin ettik. Ve baktığımız zaman ikinci çeyrekte BOTAŞ 19 sayı üretti. 10 sayı üretti Levent Spor. Şu anda artık takımlar son konuşmalarını yapmalarıyla beraber sahaya gelecekler. BOTAŞ zaten sahada ve Levent Spor'un sahaya gelmesini bekliyoruz. Ve gelmesiyle birlikte de 3. çeyreğe giriş yapacağız. BOTAŞ'ın 5'i Sudenas, Hazal, Mina, Defne ve Begüm olduğunu izleyicilerimize bilgisini verelim. Leventspor'un gelmesiyle birlikte de onların da ilk 5'ini vererek karşılaşmayı başlatmış olacağız. Günün ilk çeyrek final maçında Galatasaray Fenerbahçe'yi mağlup etmiş ve adını yarı finale yazdıran ilk ekip olmuştu şu anda. BOTAŞ Leventspor karşılaşması günün ikinci mücadelesiyle yarı finale adını yazdıracak. İkinci ekip belli olacak ama şöyle de bir bilgiyi paylaşmamız gerekecek. Galatasaray'ın rakibi TED Ankara Kolejliler Emlak Konut maçının galibi ile eşleşecekler. BOTAŞ Leventspor'un galibi ise Nesip Aydın Çankaya Üniversitesi maçının galibini bekleyecek. Leventspor'un da sahaya gelmesiyle birlikte mücadele başladı. Onların beşinde de Beren, Nehir, Günay, Ernestine ve Cemaliye'nin olduğunu belirtelim ve yeniden her iki takıma da başarılar dileyelim. Günay. Defne'nin savunmasında Günay. Son 4 saniye, 3 saniye kala henüz pozisyonda. Atışı gerçekleştiremediler. 2 saniye, 3 salise kala hücumları ise devam ediyor. Süre biterken atış isabetli sevgili izleyenler. Nehir ile birlikte sayıyı buldu Levent Spor. Nehir de karşılaşmada 6. sayısına ulaştı skor. 42-23. 3. çeyrekte Levent Spor'un sayısıyla başladık. Beren. Ernestine. Pası bu bölümde sevgili izleyenler. Beren bıraktı dışarıda. Günay. 3 sayılık atışta Günay'ın isabet gelmedi. ...16-15 saniye kalaysa sevgili izleyenler, bu bölümde bir atak fırsatı daha olacak Leventspor için. Günay. Süre biterken atış zaten atılsa da geçerli sayılmayacaktı çünkü 24 saniyelik hücum süresi doldu Leventspor için. Köşeden 3 sayılık atış isabetli değil Sudenaz Bal'dan. Hücumu devam ediyor BOTAŞ'ın kazandığı reboundla birlikte ve 3 sayılık atış geldi bu bölümde Defne Çınar'dan. BOTAŞ 45. sayısına ulaştı sevgili izleyenler. ...45-25 fark 20 karşılaşmada. Defne çıkardılar köşeye. Hazal atışta isabet yok. Rebound son pozisyon kimden çıktı diye bakıyoruz. BOTAŞ'ın hata devam edecek 11 saniye kala.
Ve şimdi pot altı hücumu başladı. Botaş'ın pası bu bölümde sevgili izleyenler. Geçmedi savunmadan. Pot altında bir kez daha devam ederken Botaş 45-25'lik 20 fark üstünlüğünün devam ettiğini de belirtelim. Zemindeki ıslak giderilmesinin ardından da karşılaşma kaldığı yerden Kırmızı ile devam edecek. Bir önceki karşılaşma Fenerbahçe Galatasaray maçının skoru sayı farkının 10 olsa da azaldı ve bu bölümde 1'e indiği yer yer korakor mücadelenin ve eşitliğin bozulmadığı kısımlar vardı ama bugün ikinci karşılaşmamız birazcık daha Botaş'ın üstünlüğü ve oyun hakimiyetiyle geçiyor diyebiliriz. Suden Azbal iki sayılık atış pot altı hücum sayıyı getirdi. 47-25. Beren. Günay. Potaya sırtı dönük pas alırken Cemali'ye faul yapıldı bir numaralı formasıyla. Suren Azbal kendisinin bir takımının kendisi ve takımının ilk faulü birinci faulü olduğunu belirtelim. Üçüncü çeyrekte. Günay. Pasında Çisem son temas Suden Az'dan geldi. Pot altına devam edilecek. Beş saniyelik hücum süresi pot altından başladı. Nehir. Son saniye kadar atış isabeti değil. İki serbest atış kullanacak. Bu bölümde Nehir ile birlikte Levent Spor. Begüm Demir kendisi ve takımının ikinci faulünü yaptı. İlk atış kaçtı. Şimdi ikinci ve son atış kullanılacak. Nehir'den atışlarda 2'de 1 geldi skorsa 47-26 oldu. Mina pasında Begüm sayı buldu. Botaş 2 sayılık atış geldi. 49-26. Günay. Bu bölümde pasta hata var sevgili izleyenler. Levent Spor'da. Hazal'la birlikte Botaş atağa başlangıcı yaptılar. Şöyle bir süreyi de kontrol etti bu bölümde Defne. Ardından bir kez daha Hazal'la paslaştı. Sevin teması yetmedi Mina. Son 5 saniye kala pot aldı. Hücum ve Suden Az. Botaş 51. sayısını buldu. Günay. 5 sayı buldu 3. çeyrekte Levent Spor. Botaş takımı ise 9 sayıya ulaştı. Beren atış kısa düştü ve top dışarıda. Oyuncu değişikliği söz konusu Levent Spor'da. Ernestine oyun alanında, Cemali'ye kenarda. Bu oyuncu değişikliğini bekledik bizler. Ve ardından pot altından yeniden başlangıcı yapacak Botaş. Suden Az'ı pası pot altı hücum. Hazal'la sayı geldi. Botaş rahat bir sayı üretti diyebiliriz sevgili izleyenler. Bu paslaşmayla. Günay.
Top hala Günay'da, henüz pasını aktarmadı sevgili izleyenler. Şimdi Ernestine 3 saniye kala atış isabetli. Mina hızlı hücum, bu kez sayı gelmedi. Ama hücumu devam ediyor Bataş'ın. Hazal orta mesafeli atışta, ondan da isabetli atış gelmedi. Dışarıya çıkardı pas. Begüm 3 sayılık atışta isabet yok. Rebound aldı Botaş. Ardından pozisyondaysa Sudenaz, bal hatalı yürüme yaptı. Karşılaşmada skor 53-28. Levent Spor'un ise molası var. Molanın ardından sizlerleyiz. ...53-28'de mola geldi sevgili izleyenler. Levent Spor'dan bakalım. Molanın ardından nasıl bir dönüş olacak? ...24 saniyelik süresi başladı. Levent Spor, Didem, Fatma. Begüm'ün savunmasının üstünden paslaştı Çisem'le. Günay 3 sayılık atış isabetli değil. Begüm topa yetişmeyi başardı. Sudenaz. Tek el atış isabetli değil. Tekrar rebound ve hücum. Botaş'ın bu bölümde Fatma'nın temasıyla birlikte kenardan devam edecekler. Ela. Köşeden Hazal. 3 sayılık atışta isabet yok. Bir kez daha Hazal topla buluştu. Bu kez tek el orta mesafeli atış. Yine isabeti bulamadı. Üst üste Botaş. Reboundlar almaya ve atışlar yapmaya devam ediyor. Ve bu kez kaptanıyla da atışta isabeti olmayınca Ernestine pot altında topu aldı. Ve hücumda Levanspor Günay. 2 sayılık atış isabetli değil. Son temas Ernestine'den ve top Levanspor'dan çıktı. Dakika 51 saniyemiz var. 3. çeyreğin tamamlanmasında Botaş bu bölümde 2 faul yaptı. Henüz Levanspor faul yapmadı. Şeyma. Tek el atış. Kaptan isabetli atışıyla 55-28 yaptı skor. Her iki takımda da oyuncu değişiklikleri yaşanacak. Bu hücum sonrasında. Günay. Fake'ini yaptı Günay. Ela'nın savunmasındaydı. Ardından karşılaşmanın hakeminin ise faul düdüğü çalındı. Faul yapan isim ise Ela Öztürk. Kendisinin ve takımının 3. faulü. ...14 saniyelik pot altı hücum süresi başladı Levanspor için. Atışta ise sayıyı buldu. Köşeden Levanspor 30. sayısına ulaştı. 55-30 skor fark. 25.
Günah pozisyonsa faul. Oyunun 3. çeyreğinde takım faul hakkı doldu. 2 dakika 51 saniye kala. BOTAŞ'ın Hazal Latife Çimenci kendisinin bir takımının 4. faulünü yapmasıyla birlikte. Günay. Atışta isabet yok. Rebound Şeyman Nur'la kazandı BOTAŞ. Ela. Çıkardı dışarı. Şimdi köşede Hazal. Boyalı alana doğru kat etti. Ardından sayı buldu. Hazal Ilgınsu ikilisinin işbirliği. 57-30 fark 27. Bir kez daha ekranlarını yeni açan izleyiciler varsa belirtelim. Cızırtının bizim yayınımızdan kaynaklı değil, salondan kaynaklı olduğunu. Hazal iki sayılık atış sayıyı getirdi BOTAŞ. Üst üste iki hücumda sayıları bulmaya devam ediyor. Farkı da açmaya devam ediyor. Fark 29. Bir de top kaybını yaşadı Levenspor. Ela'nın atışında isabet yok. Rebound kazandı Tuan Ağa ile birlikte BOTAŞ. Hazal. Günay Hazal ikilisinin eşleşmesi bu bölümde. Günay faul yaptı. Günay kendisinin iki takımının birinci faulü. Saniyelik BOTAŞ'ın kenardan hücumu devam ediyor. Ela. Pasında Şeyma Nur. Ela'yı çıkarmak isterken araya girdi. Günay hücumu başladı. Levenspor'un Günay iki sayılık atışıyla kendisi başladı, kendisi bitirdi de diyebiliriz bu sayıyı. 59-32 fark 27. Günay Ela ikilisinin pozisyonunda bir faul daha çalındı. Bu kez Ela'ya. Takım faul hakkı da olmuştu zaten. Sevgili izleyenler düzeltelim. Faul çalınan isim Ela değil. Karşılaşmada faul yapan isim Günay. Kendisinin 3 takımının 2. faulünü yaptı. 3 faale ulaşan zaten sağda 2 isim var. Birisi Ela, diğeri de Günay. 3. çeyrekte. Günay. Dışarıya çıkardı pasını Didem. 3 sayılık atışta isabet yok. Rebound. BOTAŞ da ele aldı. Karşılaşmanın 3. çeyreğinin bitimine 39 saniyemiz var. Süreler giderek erimeye devam ederken BOTAŞ ise farkın açılmasına izin vermediği bölümler takip ettik. Şu an skor 59-32. BOTAŞ lehine 27 fark üstünlüğüyle devam ediyor. 17 sayı üretti 3. çeyrekte BOTAŞ. 11 sayı üretti Levenspor. Günay. Didem. Tuana'nın savunmasının üstünden atış isabetli değil. Son temasla bu bölümde Tuana'dan geldi. 3. çeyreğin tamamlanması 9 saniye 8 salise. Levenspor'un hücum süresi ise 3 saniye 2 salise. Dilara'nın atışında isabet yok. Son hücum BOTAŞ'ın olacak. Bu bölümde Elaysa top kaybetti ve artık süre doldu sevgili izleyenler. 3. çeyrek sonucu BOTAŞ 59, Levenspor 32. 2 dakikalık aradayız aranın ardından. 4. çeyrek sizlerleyiz.
Dördüncü çeyrek yeniden sizlerle birlikte sevgili izleyenler. Mücadelenin üçüncü çeyreği 59-32'lik üstünlüğüyle tamamladık. BOTAŞ ilk çeyrekten son çeyreğe farkı açtığı bölümlerle maça damgasını vurmaya devam ediyor. Rakibi karşısında yarı finale adını yazdırmaya aday diyebiliriz. Şeyma Nur köşeden 3 sayılık atış isabetli değil. Rimam bir hücum daha BOTAŞ için. Bu bölümde Ela'dan hatalı yürüme var. Ela Aydan pozisyonda hatalı yürüme yapan isim. Atışta isabet gelmedi sevgili izleyenler. 15-30 TED Ankara Kolejler Emlak Konut maçının olacağını da bir kez daha sizlere hatırlatalım. Bu karşılaşma öncesinde yaşanan sistemsel sıkıntı yüzünden salonda bu karşılaşmamız biraz geç başlamıştı. Piyasaya mücadele pozisyonda ise Levent Sport topun sahibi olmayı başardı. Günay. Atışta isabet yok. Günaydan rebound. Bir hücum fırsatı daha. Ve bu bölümde ise Dilara'nın da atışında isabet gelmedi. BOTAŞ'ta Nazlı'yı da oyunda gördüğümüzü belirtelim. Ela elinden kaçırsa da topu rakip yarı alanda tutup aynı zamanda pasını da aktarmayı başardı. Ardından da Ela'nın yerde kaldığı pozisyonla birlikte de faul düdüğü çalındı. Günay kendisinin 4 takımının birinci faulü. Ela. Hücum süresinde olmasına 5 saniye var. 3 sayılık atış var. Aynı zamanda Atuhan'a kulaktan. 62-32 farkı 30 karşılaşmada. Dördüncü çeyrekteki ilk sayıda BOTAŞ'tan geldi. Günay. Günay'ın atışında isabet yok. Rebound. Bir hücum fırsatı daha. Bu bölümde tek el atış. İsabet gelmedi. Tara Bay'ın attığı atıştan da. Ela'ya uzun pas, spot altı hücum, sayı gelmedi, rebound aldı Tara. Didem onun da atışında isabet yok. Karşılaşmada bir hücum fırsatı daha BOTAŞ için. Ela pasında adaşı. Şimdi topla buluştu Ela Aydoğan. 3 sayılık atışta isabet var. Ela Öztürk karşılaşmada 65-32 yaptı skoru. BOTAŞ aynı zamanda Ela'da çift haneli sayıya ulaştığını belirtelim. Ela Öztürk karşılaşmada 11 sayısı var şu ana kadar. Sahanın en skoreri konumunda 11 numaralı formasıyla ise Defne var. 12 sayı üretti. 11 sayı üreten ise Ela Öztürk ve Mina Berber. Dilara'nın 2 sayılık atışıyla da 65-34 oldu durum. Fark 31. Ela kendisi atışını tercih etti ve bu zor açıda ise tek el atış isabetli. 67-34. Ela Aydoğan da bu zor atışıyla birlikte karşılaşmadaki ilk isabetli atışını gerçekleştirmiş oldu. Günay. Atışta isabet yok. Rebound aldı Ela Öztürk. Şeyma Nur. Kaptan Didem'in üstünden atışıysa kısa düştü ve top dışarıda.
Sahada kalan tek oyuncusu Dilara oldu sevgili izleyenler. Levent Spor'un onun dışındaki 4 oyuncusunu değiştirdi. Bu değişimle birlikte 5 dakika 44 saniye kala geldi. Nehir. Hücum süresinde olmasının 8 saniye var. Levent Spor'un atağını takip ediyoruz. Dilara atışta isabet yok, faul. Botaş 4. çeyrekteki ilk faul. Faul yapan isim Ela Öztürk. Kendisinin 4 takımının 1. faulü. Sahada şu anda 4 faulde oynayan tek oyuncu Ela Öztürk. Dilara'nın ilk atışı kaçtı. Şimdi ikinci ve son serbest atışını kullanacak. Atışlarda 2'de 0 geldi. Ribaundu aldı. Nazlı Usanmaz. Ela Öztürk. Potu altında iki oyuncu, iki takım arkadaşı anlaşamadı. Bu bölümde ise Dilara ile birlikte Levent Spor'un hücumu başladı. Fatma. Pasında Çisem topla buluşturdu. Dilem ve Didem kardeşler, şu anda sahada olansa Dilem, atışta isabet yok. Pozisyonda Ela yerde, şimdi Dilara onu kaldırdı. Hücum devam ederken Fatma, sayı geldi Levent Spor adına. 67-36 skor. Fark 31. Dördüncü çeyrekteyiz. Her iki takımda birer faul yaptılar. 4 dakika 24 saniye var. Potaya sırtı dönük de ardından karşısına aldı Nazlı Usanmaz. Atış isabetli değil. Fatma. 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound. Ele aldı, ardından da pozisyondaysa faul düdüğü çalındı. Çisem kendisi ve takımının ikinci faulünü yaptı. Botaş'ta Nazlı'nın atışı kaçtı, ardından rebound almasıyla birlikte sevgili izleyenler Levent Spor ataktaydı. Pozisyonda faul düdüğü çalındı. Karşılaşmada faul yapan isim Tuana Kulak. Kendisinin bir takımının ikinci faulü. Nehir. İki sayılık atış geldi Nehir'den. 67-38 fark 29. Artık Botaş adını yarı finale yazdırmaya oldukça yakın konumda. Nazlı'nın pası kısa düştü. Dilara ile birlikte Levent Spor bir hücum fırsatı daha yakaladı. Ve Çisem atışta isabet yok. Nazlı ile alındı. Rebound. Ela bu pasta hazırlıklı değildi ama topun hakim olmayı başardı. Tuana iki sayılık atış. 69-38 fark 31. Nehir. Fake'ini yaptı, atışını yaptı ama isabetli bir atış gelmedi. Tuana Kulak. İleride potayla baş başaydı. Takım arkadaşlarını bekledi. Şeyma Nur'un Ela Aydoğan'a attığı pasta hızlıydı ve bu pozisyonda hata geldi Botaş'tan. Fehime Malgıt da oyun alanında Çisem yerini Fehime'ye bıraktı. Fehime de U14 takımında da takip ettiğimiz oyuncuydu. Fatma. Atışta isabet yok. Fatma kendi reboundunu alma peşindeydi. Dilara ile birlikte de bunu başardı Levent Spor Kulübü.
Ve Dinem'in sayısıyla da 40. sayısına ulaştı Levent Spor. Aynı zamanda bu sayıda Dilem'in karşılaşmadaki ilk isabetli atışı ve sayısıydı. Topu kazandı Levent Spor. Fatma. İki sayılık atış geldi Fatma'dan. 69-42. Oyunun artık zaten son düzlüğündeyiz. Botaş'ın yarı finale adını yazdıracağı düzlükteyiz. Şöyle bir isterseniz özetleyeyim süre akarken ve sizler hücumları izlerken. Günün ilk maçında Galatasaray Fenerbahçe'yi mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Onlar 15.30'daki TED Ankara Kolejler Emlak Konut maçının galibiyle eşleşmiş olacaklar. Botaş'ta Nesbi Aydın Çankaya Üniversitesi maçının galibiyle eşleşerek yarı finale çıkmış olacak. Mağlup ekiplerse klasman karşılaşmasına çıkacak. Diğer mağlup ekiplerle ve bizler de yarının perdesini 11'de açmış olacağız klasman karşılaşmalarıyla. Fatma pozisyonda Tuana'nın pozisyonunda faul yaptı. Kendisinin iki takımının 3. faulüydü bu. Tuana'nın serbest atış noktasındaki ilk atışı isabetli değil. Şimdi ikinci ve son atışını kullanacak. Atışlarda 2'de 0 geldi. Ardından Şeyma Nur aldı. Ribandı ve pot altına azı atışta isabet gelmedi. Bir uzun pas pot altında. O bölümde ise ne Dilem sevgili izleyenler topu oyunda tutabildi ne de Fehime. 1 dakikamız kaldı karşılaşmanın tamamlanmasına. Bu karşılaşmanın ardından TED Ankara Kolejler Emlak Konut 17.45'te ise Nesibe Aydın Çankaya Üniversitesi maçının olacağında bir kez daha izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Çeyrek final turnu da bu şekilde bitirmiş olacağız ve klasmanla yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Bugün de zaten kalan ekip artık finale kadar mücadelesini verecek. 7.lik, 8.likten 1.lik, 2.liğe kadar. Nehir. Pası 3 sayılık atışta Dilem'den isabet gelmedi. Ela. Şeyma Nur. ...29 farklı üstünlüğü vardı sevgili izleyenler Botaş'ın ve artık son top oynanmadı. Skor 71-42 Botaş'ın galibiyetiyle bitti. Botaş adını yarı finale yazdıran taraf oldu ve artık onlar da Nesbi Aydın Çankaya Üniversitesi maçını bekleyecekler. Bu karşılaşmanın anlatımında ben Elif Ünal sizlere eşlik ettim. Kamerada Yalçın Kılıç, Rejde ise Rümeysa Atlas vardı. Tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Artık Botaş'ın sevinciyle sizleri baş başa bırakacağım ve 15.30'a kadar da bizler soluklanacağız. 15.30 TED Ankara Kolejler Emlak Konut maçında görüşünceye dek hoşçakalın.